tuvalet eğitimini biraz açar mısınız diye geliyor soru. Bu adab kitaplarında, bütün adab kitaplarında tuvalet adabı, hacet giderme adabı en başa konmuştur. Çok önemli bu. Çünkü tuvalet adabını, hacet giderme adabını bilmeyenin diğer adaplara da riayet etmesi oldukça zor görünüyor diye ele almışlar. Çünkü onun abdesti olmaz. Çünkü abdest olmadığı için namazı olmaz. Hayata değişik yönleriyle bakışı olmaz. Onun için tekrar edeyim. Fakirin şöyle bir kitabı var. Ha, kitap reklamı da yapayım. Şurası böyle bir beyaz şerit. İzmir'de, Türkiye'de müftülükler bu kitabı almıştı benden toptan. Mesela burası Buca Müftülüğü'nün hediyesidir yazıyordu. Onun için çocuklar ip atlıyor filan sevgi şekli de verdik. Büyüme çağındaki çocuklar için Adab-ı Muaşeret Kaideleri kitabı. Şimdi Jumas'da, İsveç'te bir arkadaş bunları online'dan satıyor. Çocuklarınız mutlaka bu kitabı okumalı. Orada da ihtiyaç giderme adabını, bu soru yalnız da 2 sene önce falan sorulmuştu bana. Yani buldum soruları içinden. Hep yeni sorulara değil de böyle biraz eskilere de bir bakayım diye, vay dedim ya, bunu anlatmamışız. Aslında Cenab-ı Hakk'ın imani tefekkür olarak ele alacak olursak, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimet, yeme içme kadar onları boşaltabilme nimetidir. Şimdi kardeşimiz sohbete başlamadan önce okuduğu surede bir ayet vardı. Tam aklıma da zaten bu soruya gelirsek o ayete bir daha dikkat çekeyim istemiştim. Ya eyyühel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevveke feadelek fî eyyü suratin mâ şâ'e rakkebek. Ey insan diyor, Rabbi Rahim ve Kerim'ine karşı bu gurur da nedir? Allah seni yarattı, istediği şekilde tesviye etti rahimde, istediği dengeye getirdi. Sen kimsin ki yani, aslın pis bir meni, sonunda bir işte toprak altında çürümüş halin. Behlul Dana Hazretleri Harun Reşit'ten 1 yaş büyüktür, abisidir yani. O da öyle tasavvufi bir meşrep insandı Harun Reşit. Ama devlet başkanı olunca makam insanlar bozar. Oturması, konuşması, edası filan Harun Reşit'in Behlul Dana'yı rahatsız ediyor. Bakıyor onda bir makam, gurur kibiri var. Ders vereyim diyor, ben bunun haddini bildireyim diyor. Diyor ki Harun, gururlanma bak diyor. Allah'tan kork diyor. Sen bir bardak suya muhtaç olsan, ama yok yani, öleceksin susuzluktan. Sana bir bardak, birkaç bardak neyse su veririm ama saltanatını bana verirsen desem, deseler saltanatını verir misin? Tabii, ölmektense saltanat gitsin, veririm tabii diyor. Diyor sen suyu içsen şimdi, bir bardak suyu içsen fakat çıkartamıyorsun. Boşaltım yok, çatlayacaksın. Saltanatını verirsem suyu boşaltırım desem verir misin? Veririm diyor. O zaman Allah'tan kork diyor. Bir bardak su kadar kıymeti olmayan saltanatla niye gururlanıyorsun diyor. Ve sonra da işte bu ayeti okuyor ona. Ya eyyühel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyü suratin mâ şâ'e rakkebek. Behlul Dana'nın Harun Reşid'in şahsına ve ondan da bütün idarecilere okumuş olduğu bir ayettir. Cenab-ı Hak ayetten dersini alanlardan eylesin. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Bütün bu adabı anlatanlar önce defi hacet yapabilmek, büyük veya küçük hacet giderebilmenin ne kadar büyük ama çok büyük bir nimet olduğuna dikkat çekmişlerdir. Gerçekten İçtiğimiz zaman, yediğimiz zaman besleyici olması, artıklarının tasfiye edilmesi, o da belli bir sistem üzere pat diye boşalmıyor. Yani bizde bir irade var.
Ben her gün sabah kalkınca bunu düşünüyorum. Yani tam da sabah namazı vaktinde kendimde öyle bir abdest tazeleme ihtiyacı hissediyorum. Öyle bir şey olması demek insan sabah namazında kalkmayacak. Yataktan kalkmaz insan. Sıkıştırıyor da bari kalkıyorsun. Yatağı yapmıyorsun, gidiyorsun. Yani bu sistemin insanın iç dünyasında tıp açısından ele alınsa işlemesi bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu herhalde anlayabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu duayı yapardı. Elhamdülillahillezî ezâkani lezzetehu ve ebkâ fiyye kuvvetehu ve defa anni ezâhu. Yani Allah'a şükürler olsun, bana lezzeti nimetlerinden tattırdı, beni kuvvetli kıldı, benden sıkıntıyı giderdi. Efendimiz aleyhisselam her defi hacet gitmeden önce yolda giderken de bu duayı yapardı. İbn-i Mace'nin taharet bölümünde gelen bir rivayette. Süratlendiriyorum. Allah'tan sakının diyor Hazreti Ayşe validemiz. Bir hadis-i şerif naklediyor bize Efendimiz'den. Ben helaya girdiğimde Allah'tan utandığım için başımı örterim buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tabi bunun adabı vardır. Çok önemli bu. Alimler meseleyi iki ana kısım içinde ele almışlar. Bir kapalı yerde defi hacet, bir de açık yerde defi hacet. Onları genişçe tahlil etmeme gerek yok. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette Efendimiz şu duayı okumuş tuvalete girerken, girmeden önce. Allahümme inni eûzu bike minel hubusi vel habâiz. Allah'ım habis, necis, pis şeylerden sana sığınırım. Bu sadece maddi necaset değil, cin, şeytan, peri neyse varsa onların da kendisine musallat olmasından Allah'a sığınırım manasında Buhari Vüdu'da Müslim Hayız bölümünde bu hadis-i şerif gelmiş. Tuvaletten çıktığı zaman da elhamdülillahillezî ezhebe annil ede ve afeni. Yani benden ezayı ve sıkıntıyı gideren Allah'a hamd olsun manasında. Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayette bu daha kısa ezberleyebilirsiniz. Efendimiz defa hacet yerinden çıktı mı gufranek derdi. Allah'ım beni bağışla demek. Bu gufranekenin tefsirini ben bu tuvalet meselesinden seneler önce 77'lerde hocamdan Müslim-i Şerif'i okuduğumuz zaman bu gufraneke tuvaletten sonra denmesinin izahını dinlemiştim. Yani bağışlayın şey yedik yani gittik Allah'ım yani beşeri olarak böyle melekten daha üstün yarattın beni ama ben böyle daha aşağıda yaşıyorum, ıtıratta bulundum. Beni bağışla manasında gufranek yani birazcık böyle Allah'a bir münacat. İşte biliyorsunuz kolları paçaları sıvamak, kıbleye doğru dönmek, dönmemek, önünüz arkanız kıbleye denk gelmemeli. Bu mevzuda hadis-i şerif var Ebu Eyyub-ül Ensari'den rivayet edilmiş. Üstünüzde Kur'an ve ayet bulundurmamak, kapıyı kapatmak bunları söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Ve Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet var. Efendimizin tuvalet adabını çok geniş anlattığı. Ve kendi avret mahalline bile kendisinin bakmamaya dikkat etmesi lazım. Hazreti Ali'ye kerramallahu veşe demesinin nüktesi vardır. Kendi avret mahalline bile bakmamaya, görmemeye azami gayret sarf ettiği için Cenab-ı Hak onun yüzünü çok güzel yapmış diyerek. Abdullah İbn Ömer'den gelen bir rivayet var. Hacet giderirken konuşmamak Efendimiz'e. Verilen selamı Efendimiz aleyhisselam almamış. Ebu Davud'un süneninde geçen bir hadis-i şerif. Ayakta bevletmemek bu erkeklerle alakalı çok önemli. Nice kabir azabının bundan dolayı olduğunu Efendimiz aleyhisselam söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki kim Efendimiz ayakta bevletti derse yalan söylemiştir. O dönemde buna itiraz edenler olduğu için.
Ve bir de tuvaletten sonra gufran eklemek, tövbe etmek, Allah tövbe edenleri, temizlenenleri, temizlenmedir o içimizin bir yönüyle gufran eklenmesi ve Efendimiz Aleyhisselam özellikle ayakta bevletme, sonra ellerimizi yıkama, sabunlama vesaire bunları biliyoruz. Yani önemli olan bir de o tuvalette istifra ve istinca ya dikkat etmek lazım. Şu anda onu geniş anlatamayacağım. Bizler hem deniz kenarı kampında kalırken 71 senesinde Edremit'in o Ahmetçe köyüne yakın bir yerde küçük kuyudan kayıkla giderdik. Üniversitede gençler vardı orada. Hem de mesela hatırlıyorum Gümüldür kampında, o zaman Cuma Ovası'ydı, oraya yakın bir yerde. Hoca efendi bazı hocaları gönderirdi bu tuvalet adabını. Anlatın orada diye. Osman Kara hocam Karşıyaka müftüsüydü. Bir defa o geldi Gümüldür kampında ve bize tuvalet adabını anlattıydı. İstifra ve istinca. Bizim anlayacağımız dille anlattı. Bir defa rahmetlik Mehmet hocam gelmişti. Diyarbakır tarafında şehit olan Mehmet hocam. O zaman Bornova İsa Bey Camisi imamıydı o da. Yani hocam bunları çok önem verirdi. O zaman bizler çok daha böyle dikkatliydik. Şimdi herkes öyle dikkatli mi bilemiyorum. Ve pamuk kullanırdık mesela arkadan sızıntı gelmesin diye. Osman Kara hocam pamuk kullanmanın aleyhindeydi. Pamuk iletkendir yani. İçteki sızıntıyı alıp dışa aktarır. O hepten kötü diye. İstifra ne demek? İstinca ne demek? İstinka ne demek? Fıkıh kitaplarından ayrıca bunlara bakabilirsiniz. Ama defi haceti, ben şimdi hatırlıyorum, Samsun'da bir hatıramı anlatayım. Daha yeni üniversite, 19 Mayıs Üniversitesi'nin kurulma dönemiydi. Profesörler vardı, birkaç tanıdım. Bazen kaldığım yere gelirlerdi, sohbet yapardık. Bir defasında bu defi hacet adabını sordu bir tanesi. Ben de geniş anlattım. Hocam çok güzel söyledin dedi bir tanesi. Vallahi dedi, bizim böyle kravatlı yakışıklı gezdiğimize bakma dedi. Biz hemen ayakta bevlediyoruz, yarısı içeride yarısı dışarıda. Çıkıyoruz tuvaletten, sonra dedi ben yürüdük sıra ta çorabıma kadar pantolonumun arasından sızıntı akıp da çorabın bir de pis olduğunu bilirim dedi. Yani onun için bu temizlik adabı çok önemli. Defi hacet adabı. Neyse, ben zaten sabık malumatlarınıza sığınarak biraz da sizden korkarak süratlice anlatmaya çalıştım. Özetle bu kadar. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun.